Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Sizlere Tonguç Akademi'de TEOG Türkçe sınavı hakkında genel bilgiler vereceğiz. Nasılsın Tonguç? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Türkçe sınavına hazır mısın Tonguç? Vallahi hocam artık TEOG'u sallamıyorum ya. Yani, niye? Hocam korkuyorum yapamayacağım diye endişe ediyorum. Hayır evladım bak, kendine inandığında, bize güvendiğinde, hocalarına güvendiğinde, videolarımızı izleyip ardından o konularla alakalı sorular çözdüğünde emin ol sınavda çok iyi yapacaksın. Hocam sadece videolar yeter mi ya? Tabii ki sadece videolar yeterli değil ama bizim orada gösterdiğimiz taktikleri aynı zamanda bol soruyla pekiştirirsen emin ol yeterli olacaktır Tonguç. Zaten ne kadar çok çalıştığın değil, nasıl çalıştığın önemli. Bence iyi bir çalışmayla başarı elde edebilirsin. Peki çalışıyor musun Tonguç? Hocam çalışmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışıyorum. Evladım sınava Hocam zaten az bir süre... Eve gidiyorum. Ondan sonra ne bileyim şeyle telefonumla oynuyorum. Bak Sonra ben sana kendi bir taktik crush söyleyeyim mi oynuyorum Tonguç? Bak falan. kendi crush falan boş ver şimdi böyle saçma sapan şeyleri. Bak şimdi ben sana bir taktik söyleyeyim mi? Ben senin yerinde olsam Tonguç sınava kadar telefonumu kaldırırım. Yani sadece böyle akıllı telefon değil de mesajlaşmayı yani Aptal telefonlar. aynen SMS ve aramaya uygun olan telefon. Ucuz dandik bir telefon alırım. Çünkü o diğer akıllı telefonlar inanılmaz derece seni oyalıyor. Yok Facebook'a giriyorsun, yok Candy Crush'a Ama giriyorsun. hocam o zaman sizin videolarınızı nasıl izleyeceğim ya? Evladım benim videolarımı izlemek için eve geldiğinde direkt olarak bilgisayardan ya da işte varsa tabletinden izleyebilirsin. Evde o akıllı telefonu kullanabilirsin. Ama dışarıda kullanmamalısın. Tamam hocam. Şimdi TEOG Türkçe sınavında kaç soru var bakalım? 20 test sorusu var. Test sorusu derken ne kastettiğimizi biliyorsun. Şıklar Çoktan var. seçmeli. Kaç dakika veriyorlar bize? 40 dakika veriyorlar. Dolayısıyla her bir soru için kaç dakika verilmiş Tonguç? 18 dakika. Oğlum gerçekten matematiğim çok kötü ya. Eğer 20 soruya 40 dakika verildiyse her soru için 2 dakika verilmiş demektir. O bol bol yeter hocam. Aynen bol bol yeter diye düşünüyorsun ama öyle değil. Esasında dikkatli okuduğumda paragraf sorularını doğru yapabilmek için bu süreyi iyi kullanmalısın Tonguç. Peki sınava nerede gireceğini biliyor musun Tonguç? Hocam İzmir'de miydi? Evladım saçma sapan Hocam cevaplar şaka veriyorsun. yapıyorum. Kendi sınıfımda hocam. Kendi okulunda, kendi sınıfında, kendi saatinde. Kurtlar Vadisi gibi yani anlatabildim mi? Vay. Fakat kendi sınıfında farklı bir hoca olacak. Başında başka birisi bulunacak. Sadece okuldaki hademeler değişmiyor. Onlar aynen duruyor ama güvenlik ve hocalar farklı oluyor Tonguç'um. Tamam Anlaştık hocam. mı? Tamam hocam. Peki sınavda sallayıp sallamama konusunda ne düşünüyorsun? Sallayabilir misin? Her türlü hocam. Her türlü sallayabilirsin. Yani diyelim ki doğru cevabını bilmediğin bir soru var. Adana mı Bursa mı Ceyhan Deniz'i bilmiyorsun. Hemen şöyle bir şey yapabilirsin. Sana en yakın olan seçenek hangisi ise onu işaretleyebilirsin. Ya Hocam da tereddütte kalırsam boş bıraksam olur mu? sakın sakın boş bırakma çünkü 3 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Dolayısıyla rahatlıkla hepsini atabilirsin. Burada şu önemli Tonguç. Diyelim ki 18 tane veya 19 tane soruyu cevapladın ama bir tane boşun var. O bir tane boşun hangi seçenek olacağına karar veremiyorsan diğer 19 soru arasında eğer A'dan 5 tane atıyorum B'den 5 tane C'den 4 tane D'den de diyelim ki Bir tane. bir tane olmaz. 19 soruyu Ha, pardon hocam. işaretlemiştin ya diyelim ki kaç tane olsun 5 tane var. O zaman onu C seçeneği işaretleyebilirsin. Çünkü eşit oranda dağıtılmış olabilir. Ama Ha. aynı zamanda bu 6 olabilir, bu 3 olabilir, değişebilir. Yani tamamen böyle matematiksel olarak eşit olacak diye de düşünme. Tüm sınava göre düşünebilirsin. Ama her zaman için sana en doğru gelen seçeneği işaretlemesin. Konulara baktığımızda sözcükte anlamdan 4 soru geldiğini görüyoruz. Önemli bir konu. Gerçek anlam, mecazi anlam. Bu videomuzu izledin değil mi Tonguç? Evet hocam izledim çok yararlı oldu. Aferin. Bu videomuzu izlemelisin ve konuları pekiştirmelisin. Cümlede anlam konusundan yine 3 soru geldiğini görüyoruz. Parçada anlam yani paragrafta anlam konularından anlatım biçimleri, açıklama, öyküleme, betimleme bu konulardan da 5 soru geldiğini görüyoruz. Mutlaka bol kitap okuyaraktan ve geçmiş yıllarda çıkmış TEOG sorularını, SBS sorularını çözerekten bu tür konularla anlam bilgini pekiştirmelisin. Yazım kuralları ve noktalamadan da geçen sene birer soru geldi, bundan bir soru geldi, bundan bir soru geldi, toplam 2 soru geldi. Bu da zaten her Türk insanının bilmesi gereken bir şey. Dil bilgisi konularına baktığımızda fiilimsilerden yani isim, sıfat ve zarf fiilden 3 soru geliyor. Bunun videosunu izledin mi Tonguç? İzledim hocam ama Harika. bir daha izleyeceğim herhalde Bir daha çünkü. izle. Oradaki taktikler emin ol sınavda başarılı olmanı sağlayacaktır. Cümle öğeleri videomuzda izlemiş olman lazım. 2 soru da buradan geliyor. Cümle öğelerinde biraz sert soruyorlar. Dikkatli olmalısın. Eğer bol soru çözmediysen Sert derken hocam zor biraz. soruyorlar yani. Dolayısıyla burada boş bırakabilirsin. İyi bakmalısın. Edebi sanatlar videomuzda hemen izle. Benzetme, kişileştirme gibi kolay sanatları soruyorlar. Çok detaylı anlatmıştık biz o videoda. Fakat sen oradaki temel kısımları yani benzetme, kişileştirme, abartma gibi sanatları bilirsen esasında buradaki bir soruyu da cebine koyarsın Tonguç. Şimdi sana sınavda başarılar dileyeceğim. Fakat öncesinde ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz arkadaşlar.